döviz fiyatları özellikle pazartesi gününden itibaren haftaya yatay diyebileceğimiz bir başlangıç yaptı. Önce dolar TL 5.35-5.36 civarındayken salı günü itibarıyla 5.40'lar civarını buldu. Ama bunun birkaç sebebi vardı. Birinci sebebi Avrupa'daki olaylar ve bizim tekrar Kuzey Irak'ta ve Suriye içinlerinde Doğu Kalkanı, Fırat Kalkanı operasyonuna başlamamızla alakalı bir gelişmeden dolayı fiyat ufak bir tepki verdi. Ondan sonra tekrar 5.38-5.37 bandına çekildi. Bir de tabii ki doların fiyatını korumasındaki etken 1.14.50 olan Euro dolar paritesinin kapanışta 1.12.70'lere kadar çekilmesiydi. Bu da doların fiyatını korumasını sağladı. Dün akşam itibarıyla kapanış fiyatları, cuma akşamı itibarıyla dolar TL 5.37.50, euro TL ise 6.07 olarak kapandı. Gram altın fiyatı da 214 lira 50 kuruş gibi kapandı. Aslında gram altın fiyatı 1248-1250 dolar bandına kadar hafta ortasında erişmişti. Ama orada gücünü koruyamadı çünkü euro dolar paritesi gelişince bu korelasyon altının aleyhine çalışmaya başladı. 215-215.50 bandında olan gram altın fiyatı dün akşam kapanışıyla 214.50 gibi kapandı. Artık yıl sonuna yaklaşıyoruz. Son 2-2,5 hafta döviz sepetinin altın gram fiyatının bu seviyelere yakın veya bu seviyelerin az üstünde ya da az altında olarak gerçekleşmesi beklenebilir. Çünkü yıl sonu itibarıyla çok büyük bir siyasi beklenti yok, ekonomik beklenti yok. Yurt dışındaki tarafında da sadece Ocak ayında Amerikan Merkez Bankası Fed'in bir faiz toplantısı olacak. Aralık ayı sonu gibi, Ocak ayı başı gibi. Şayet burada bir faiz artırımı gelirse dolar tekrar gücünü koruyacaktır ve paralelinde altın onsu da hafif aşağı yönlü cevap verecektir. Asıl beklentimiz tabii ki 2019 yılı içinde. 2019 yılı içinde ilk 3 ayda bir iş piyasada artık iyice yerel seçimlerin atmosferine girmiş olacağız. Bu da ekonomik anlamda dalgalanmalar yaratacaktır. Bu da gayet doğaldır. Ama temennimiz çok böyle spekülatif, özellikle yurt dışı kaynaklı döviz ataklarının gelmemesi yönünde. Türkiye ekonomisi evet belli bir dönemeçten geçiyor ve bütçe açıkları ve döviz açıkları tartışılmaya gerek yok. Artık her şey ortada. Bu da fiyatlara yansımış durumda. Temennimiz 2019 yılının özellikle 6. ayından sonra, yani ikinci yarısında iç piyasada yerli ekonomi daha da rahatlayacağı yönünde. Çünkü şu an gerçekten piyasada bir durgunluk, sakinlik ve işsizlik hakim. Bu, tahmin ediyoruz 2019 yılının ilk 3 ve 4 ayında da bu aynı oranlarda devam edecek. Mevsim şartları da önemli burada tabii ki. Özellikle bizim bölge özelinde yerel ürün olan tarımsal ürünün fındığın olmaması ve yerel piyasaya da para girmemesi, bir de krizin sarsıntılarının devam etmesi özellikle sahil tarafında durgunluğa sebep oluyor. Dediğimiz gibi bu önümüzdeki kış ayından sonra tüm yerel piyasalarda bir gelişme ve hareketlenme bekliyoruz. Eğer her şey umduğumuz gibi beklentiler dahilinde gerçekleşirse faiz tarafında tabii ki ucuzlamalar, yani gerilemeler beklenir. Bir defa evvelimizde özellikle tüketici ve ticari kredi faiz oranlarının 2'nin altına gelmesi gerekir. Krizden önceki faiz oranları
1.10, 1.25 bandında indi. İlk etapta 1.50 bandına kadar çekilebilirse bile bu bile bir miktar piyasaya finans sağlayacaktır ve rahatlamalar getirecektir. Bu da para dolardığı zaman paraya ulaşım kolaylaşıp faizi de düşük olduğu zaman tabii ki tüm piyasalarda hareket getirir, iş getirir. İnşallah 2019 yılının 2018 yılından daha iyi geçmesini temenni ediyoruz.